Daha doğal afetlerin en zarar vericilerinden biri. Bir yangın anında insanlar ne yapacak, nasıl davranacak, kimlere haber verecek, kısaca hemen bilgi verelim. Bir yangında arkadaşlar ilk önce yangını gördüğünüzde alarm butonuna basınız ve yöneticilerinize haber verin. Elinizde insanlarla, güçlerle, biraz sonra Türkiye şeyini de göstereceğim. Hazır olun. İşte ilgilenmeyi de göstereceğim. Ama böyle bir durumda bir insan mahsur kaldığında biliyorsunuz en çok kimler etkileniyor yangınlarda? Böyle bizim gibi sağlıklı insanlar pek etkilenmiyor yangınlarda. Kimler etkileniyor? Çocuklarımız, yaşlılarımız, yatalaklarımız, bunun gibi ihtiyarlarımız, bunlar çok etkileniyor. Bu zamana kadar 25 yıla yakın meslek hayatımda böyle bakıyorum, hep bu gibi insanlar zarar görüyorlar yangınlarda. Onun için bir yerde mahsur kalırsanız, biraz önce arkadaşımız yaptı, kendinizi pencerede kapalı dahi olsa bir üzerinizdeki bir çamaşırı atarak pencereye, yani giysinizi atarak kendinizi orada olduğunuzu belli etmeye çalışıyorsunuz. Sizin gibi büyük bir hastanede tutulmak zor olur. Yahut bağırarak kendinizi orada belli etmeye çalışıyorsunuz. Genellikle cam dibinde durmaya çalışıyorsunuz. Çünkü İsrail'e geldiğinizde ilk önce kenar camda azaltıyorsunuz. Mahsus olan insan var mı? Onun için bu gibi siz de sağlık personelisiniz. Tabii yatalaklarınız oluyor, hastalarınız oluyor, yatağa bağlı insanlarınız oluyor. Bu gibi daha çok duyarlı olduğunuza inanıyorum. Deprem konusunda ve deprem konusunda. Tahliye konularında daha dikkatli davranmışsak daha iyi olur. Bugün başarılı şekilde bu tahliyeyi gerçekleştirdik. Hepinize teşekkür ediyorum benden.